Bir Müslümana harici diyen bir Müslümanın hükmü nedir? Bir Müslümana mürciye diyen bir Müslümanın hükmü nedir? E zaten bir tanesini sorsaydın kafiydi Allah'ın izniyle. Selam ve dua ile demiş. Allah razı olsun. Şimdi kardeşlerim bakın bu konu çok önemli bir konu. Bir insanı herhangi bir taifeye nispet edebilmek için sizin elinizde bir usul olması gerekir. Bir insanı herhangi bir taifeye nispet etmek için. Bu usul nedir? Bu usul şudur. Fırkaların üzerinde ittifak ettikleri ve kendisiyle temeyyüz ettikleri usulleri bazı akideleri vardır. Bir de fırkaların bir takım özellikleri vardır. Bir insan ne zaman bir fırkaya nispet edilebilir? O fırkanın üzerinde ittifak ettiği ve kendisiyle temeyyüz ettiği akideyi kabul ederse sen şu fırkadansın diyebilirsin. Sen haricisin veya sen mürciyesin. Mesela bu nasıl olur? Bir adam büyük günahla insanları tekfir eder, meşru olan halifeye karşı ayaklanmanın gerekli olduğuna inanırsa, sen buna dersin sen haricisin çünkü bu haricilerin üzerinde ittifak ettikleri ve kendisiyle temeyyüz ettikleri akidelerdir. Veya bir adam der amel imandan değildir. Ben ameli imandan kabul etmiyorum. Mesela sen dersin ki bu adam mürciyedir. Çünkü mürciyenin kendisiyle mürci olduğu şeyi savunmuştur. Fakat bir adam kendisinde haricilerin özelliklerini mürciyenin özelliklerini bulundurursa sen bu adam mürciyedir veyahut da bu adam e, şeydir, e, bu adam haricidir diyemezsin. Bunu yaparsan Allah'tan korkman gerekir, zulmetmiş olursun. Ebu Zer'in kıssasını hepiniz biliyorsunuz. E, Bukhari ile Müslim'de varit olan. Ebu Zer diyor ki bir gün insanlar Ebu Zer'i yolda görüyorlar. Bakıyorlar çok güzel bir elbise Ebu Zer'in üstünde, çok güzel bir elbise de kölesinin üzerinde. E Ebu Zer diyorlar niye böyle yaptın ki iki parçayı birleştirseydin sen doğru düzgün bir elbise giyseydin. Yani senin altın güzel, onun üstü güzel. Hani sen efendisin o köle. Ebu Zer dedi ki ben bir, bir defa bu kölemi annesiyle kınadım. Siyah kadının oğlu demiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam beni yanına çağırdı dedi ki ey Ebu Zer sen onu annesiyle mi kınadın? Şüphesiz ki sende cahiliye hasretlerinden bir hasret vardır. Sende cahiliye özelliklerinden bir. İnne kemriun fikel cahiliye. Sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye kalıntısı vardır dedi Peygamber Aleyhissalatu atıyorsam Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Onlara güçleri yetmeyen bir iş verdiğiniz zaman da onlara yardımcı olun diye. Patronlar da bu söylediğim hadisin altını iyi çizsinler Maalesef bazı patronlar var. Kendilerine Müslüman diyorlar ama işçilerine köleye yapılan muameleden daha beterini yapıyorlar. Allah'tan korkmanız lazım. İşçiler sizin köleleriniz değil, işçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Velhasıl bakın burada Ebu Zer cahiliye ehlinin özelliklerinden bir özelliği ızhar edince Peygamberimiz ey Ebu Zer sen cahili bir adamsın demedi. Sende cahiliye vardır dedi. Yani sen Müslümansın, Müslümanlığınla beraber sende cahiliye vardır. İmam Şatibi de buradan yola çıkaraktan diyor ki ehli sünnetin bu konudaki metodunu özetlerken herhangi bir insanı herhangi bir fırkaya nispet etmek ancak onların külli kaidelerine muvafakat ederse mümkündür. Külli kaidelerine muvafakat etmediği halde birini bir kaide, tayfaya nispet etmek bu ona yapılacak olan bir haksızlıktır. Ondan dolayı bir Müslüman mesela haricilerin özelliklerinden birine tekfir konusunda aşırıdırlar. Bir Müslüman tekfir konusunda aşırıysa buna harici diyemezsin. Bunda haricilik özelliği vardır dersin. Mürciyenin özelliği ne? Gevşektirler. Bir Müslümanda gevşeklik var diye bu mürciyedir diyemezsin. Bunda mürciye özellikleri, mürciye kalıntıları vardır dersin. Aksi halde bir Müslümana iftira etmiş olursun. Onda olmayan bir şeyle onu isimlendirmiş olursun. Bu da zulüm babına girer. Kıyamet gününde senden hakkını almadan da cennetin yüzünü göremezsin. Velev ki cenneti hak eden insanlardan olsan bile.